Trakya Üniversitesi'nin yaz okulunda öğrenim gören öğrenciler unutulmayı yüz tutan şerbet yapımını öğreniyor. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden şerbet, son yıllarda sofralardaki yerini hazır içeceklere kaptırdı. Hem şerbet ikramı yapılan hem de çeşitli şerbetlerin yapımını öğrenmek isteyenlere mutfağını açan Şerbet Evi'nin yeni kursiyerleri, yaz okulunda eğitim alan öğrenciler oldu. Öğrenciler derslerinin ardından tarihi yerleşkede akademisyenler eşliğinde reyhan, nane, gül, kayısı, tarçından Osmanlı şerbetlerinin yapımını öğreniyor. Şerbet yapımını öğrenmek isteyen öğrenciler bir gün boyunca eğitim alıyor. Şerbet İFÜ'nün projesi koordinatörü Profesör Doktor Ahmet Atakişi yaptığı açıklamada üniversitede eğitim gören yerli ve yabancı öğrenciler için Osmanlı şerbetleriyle ilgili kurs düzenlediklerini söyledi. Şerbet Evi ile hem turizme hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlamaya amaçladıklarını belirten Atakişi şunları ifade etti. Hem turizme hem bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ama tabii ki biz bir eğitim kurumuyuz. Eğitim de bizim en önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Gün yüzünde çıkmamış lezzetlerin tekrar gün yüzüne çıkarılması yönünde çalışmalar yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Ve bunu da uygulamalı bir şekilde yapıyoruz. Gastronom hocalarımızın eşliğinde tamamen Osmanlı tarifleriyle şekillenen bu proje kapsamındaki şerbetleri ve tatları ilk defa bu proje kapsamında ele alıyoruz. Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen de Mart ayında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açılan Şerbet Evi'nin eğitim mutfağında öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler düzenlediklerini dile getirdi. Osmanlı Saray Mutfağı'nda soğuk ve sıcak içilen şerbetlerin ikiye ayrıldığına dikkati çeken işçimen şunları kaydetti. Şu anda reyhan şerbeti yapıyoruz. Reyhan şerbeti serinlemek ve dinlenmek maksatlı yaptığımız şerbetlerden biri. Araştırmalarımıza göre Osmanlı döneminde şerbetler tıbbi alanda sürekli kullanılmış. Günümüzde nabza göre şerbet vermek denilen kavram aslında bir noktada fırsat veya çıkarcılığı ifade ederken Osmanlı döneminde nabza göre şerbet vermek denilen şey tıpçıların gerçekten tansiyon yükseldiğinde düştüğünde veya şerbet ve tedaviyi desteklemek maksatlı yaptıkları çalışmalar olduğu bu eser ispatlıyor. Trakya Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi ve Bulgaristan vatandaşı Nadin Arman, Osmanlı'nın köklü bir mutfağa sahip olduğunu değindi. Bu şekilde öğrenmek güzel bir şey. İlk defa burada içtim. Osmanlı'ya ait olduğu için orada yani yok. Saray mutfağına yönelik projelerle Osmanlı kültürünü öğrendiklerini anlatan Arman, öğrendiği reyhan şerbetini Bulgaristan'da ailesine yapacağını kaydetti. Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Özge Erol ise farklı bir deneyim yaşadıklarını işaret ederek şunları söyledi. Çok farklı bir deneyim oluyor. İçtiğimiz bir lezzet zaten. İçerken İçtiğimiz bir şeyi öğrenmek de tabii mutfağın arkasını görmek çok heyecan vericiydi. Hem sağlıklı hem katkısız.